Merhaba duduşlarım, merhaba. Şimdi içeriye girdim, üstümü dahi soymadan. Karnım acıktı, hemen bir şey hazırlamam lazım. Sabahtan işim vardı. Ben bunları ne yemek yapayım? Şuradan bir tane yumurtayla hemen kendime bir tane biraz yumurtalı sucuk yapayım. Sabahtan işim vardı. Erken çıktım evden. Üf, işimi hallettim. Koştur koştur buraya, buraya da zaten eve gitmek gözüm kesmedi, dedim hemen buraya geleyim. Eve gitmek gözüm kesmedi. Merdiveni çıkmak daha doğrusu. Dedim bu tarafa geleyim artık. Üf, bir iki saat biraz erken oldu da aman olsun. Merdiveni çık, üstünü soy, aynı hesap. Acıktım da sabah da yapmadım. Şuradan karnımı doyurayım, bir yumurta kırayım şu sucuğa da. Hem çene yapalım. Kız nasıl, ekran güzel gösteriyor mu? Kırılmasını, camını değiştirdim telefonum. Berbattı. Zaten çatlamıştı sağ solu. İyi oldu. Of, hadi be. Bu da soy işte. Acıktın ya, soyulmak bilmiyor. Karnımızı bir doyurak. Ondan sonra çocuklar gelir zaten. Ay. Hava kapalı da yalnız şey, sıkıntılı. Biraz da bir dilimde peynir yeter. Domates doğrayamayacağım. Aman dur sen de be. Bakayım. Tamam, verdiğim bu peynir. Sizlerden ne var ne yok. Yağ koymayı unuttum. Gerçi şeyin sucuğunda yağı vardır da. Koyayım gene ben. Biraz tereyağı koysam getir. Geçen en son yaptığımız canlı yayında Fatoş'tan diyorduk, bahsediyorduk ya Umut'ta. Kız ne edepsiz, ne edepsiz. Kız ne Ecrin'in, derin suyun büyük kızın peşine takıldı. Kız çok derin su gidiyor bahçeye, mahçeye bir şey için dolanmaya. Kız çocuğun arkasından tingil 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 tingil, ama öldüm gülmekten. İnanın. Vallahi üstümü bile soyma üşendim. Karnımı doyurayım dedim ondan sonra. Oh. Yumurtayla sucuk. Azıcık da tuz. Benim azıcığım da biliyorsunuz yani. Maşallah. Sen de hepten mi kısıldın? Ne yaptın? Evet, birisi yazmış ama vallahi isimler aklımda pek kalmıyor ya. Şey diye. Şu İbrahim kullandığı çanta diye. Hakikaten bayıldım.
Yeter. O çantaya ben de bayıldım. Sucuğumuz hazır kız bak. Kız şeyim düştü. Adını söyle. Ne o tripodur mudur? Tripodur mudur? Ne bunu takıyordum ya. O kırıldı. İki tane vardı. Kırıldı. Mecburen bu Ela'nın şeyi var bu. Adını söyle. Ela'nın böyle var bir şey. Bundan bizde de vardı. Onu kullanıyorum. Ondan alacağım bir tane de. Evet, hem karnımızı doyuralım. Hem de azıcık sohbet edelim. Bak yumurtalı sucuğum da pişti. Acıktım kız çok. Dışarıda. Sabah da evde kahvaltı yapmayınca saat kaç oldu? Öldüm. Hadi dışarıda yiyeyim dedim. Aman dedim. Boş ver şimdi. Bir düşündüm eve çıkayım diye. 2 saatim daha var. Merdivenleri gözüm kesmedi. Erken gideyim dedim. Onu diyorum Ebru'nun çantasına bayıldım. Ebru dedi bana renk renk yaptırmış. Takipçilerden biri vallahi adı aklıma gelmiyor. Kusura bakma da. Kimin yaptığını söylemiş. Ebru dedi zaten Antalya'da bizim evin orada oturuyor. Anne dedi. Ben de verdim kendime sipariş. İnşallah vermiştir Ebru. Söylemiştir. Çok hoşuma gitti. Bayıldım ben de. Geçen konuştuk Ebru ile aklıma çanta gelmedi. Arayayım bari de sorayım bir ara ne yaptın ne ettin diye. Çarşıda o kadar çok eksiklerim var alınacak ki başka şey için çıktım. Başka işim vardı. Şu telefona tripod mu diyorlar? Tripodur mu? Ayaklık takıyorsun ya. Dilimde dönse bir. 2 tane var. Kırıldı onlar. Şu Ela'nın yatay şeyine koydum şimdi. Ondan alınacak. Ufak tefek kendi ihtiyaçlarım var. Öyle büyük değil ya. Ufak tefek çarşıya çıkıyorum. Anam hep onları kendime unutuyorum. Öteki çocuk çoluğa çocuğa almakta kendimi unutuyor. Aslında ufak tefek şeyler ama ihtiyaç gerekli olan şeyler. Anca ala ala şey... Telefonun ekranı şeyini değiştirdim. Kırılmazını. Bir onu değiştirebildim. Allah kimseyi açlıktan terbiye etmesin. Saat kaç oldu? Kahvaltı yapmadım daha. Öğleni geçti. Acıktım yani normal. Bu arada izleyicimizin bir şey takipçimin bir de demiş Ebru'yla vloglar çekin diye. Hayatım aynı karede görünmek istemiyoruz. Belgini görüyorsunuz mu hiç yanımda? Hayır. Herkesin işi gücü. Ben çalışıyorum. Arada bir araya geleceğiz de aklımıza o mu geliyor? Oturuyor, sohbet ediyoruz. Kaynatıyoruz. Gidilecek yer varsa bir yere gidiyoruz. Olmuyor. Hele şimdi bir de okullar açıldı. Telaş daha çok okula giden çocuklar için. Açıldığından beri Belgin koşturuyor mesela.
Acıkmışım ha. Hadi bir hafta sonları desek. Bir araya gelsek. İşte evveli pazar kahvaltıdaydık. Ben çalışıyorum. Benim salı günü. Torunlar için de öyle. Hadi Belgin'inkileri görüyorum da. Salı günü ben izinliyim. Onlar okulda. Cumartesi pazar onlar okul tatil. Ben işte. Ters. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Aç doymayacağım sanırmış, tok acıkmayacağım sanırmış. Dışarısı o kadar kapalı ki hava yağacak gibi fakat sıkıntılı. Ancak üstümü soyarım, karnımı doyurdum. Artık her gün canlı yayın yaparsın. Okullar kapandı dedi. Tabii işim olmadığı zaman yaparım. Neden yapmayayım ama. Bak mesela bugün İşim çıktı, olmadı. Dışarıya çıktım. Abi bir şey arıyordum, aradığımı da bulamadım ya. Anca dedim şu telefonun kırılmazını bari değiştireyim. Bir iki yerinden çatladıydı. Tam benim telefonuma göre bu telefonu yeni çıktığında aldığımda ona tam uygun değil. Şöyle çok azıcık bir şey. Milim kenarlarından karşılıklı biraz boşluk kalıyor. Kıza dedim ablam dedim. Bunu dedim aldığımda dedim. Buna göre yoktu. Abla gene yok ona göre dedim. Beni bulur zaten böyle cins şeyler. Kız canım ekmek dedim. Bir de üstüne kahve. Oh, bir de üstüne kahve yapayım şimdi. Arzucuğum öyle diyor. Sana diyor yeni diyor kahve makinesi aldım diyor. Songüller'in orada kullandığımızdan almış eve. Yumuşatayım. Bizim kahve makinamız buydu mesela. Korkuyorum bu çabuk değil ya düşüreceğim diye. Şu büyük şeydi. 7-8 kişilik alıyor. Şunu almış yeni. Kız abla diyor sana diyor. Yeni diyor kahve makinesi aldım diyor. Dedim ötekinin nesi vardı? Bunun kahvesi diyor daha güzel oluyor diyor. İyi hadi bakalım dedim. Bunun kahvesi güzel oluyorsa biz de bundan içeriz. Evet şimdi kahvemizi de içek. Ondan sonra üstümü bir değiştireyim. Ay yıkacak tuttu. Kim anıyor kız? Ama bak kızarım. Evet. Şimdi kahvemizi içerken sohbetimize devam edelim mi etmeyelim. Kahveyi ben balkonda içeyim. Karnımı doyurken kız insanın eli ayağı titriyor yemin ediyorum. Otobüsten inesiye kadar titrek naciyeler gibi titremeye başladım böyle.
Ama saat öğleni geçti, daha sabah kahvaltısı yapmadım. Ben zaten genelde sabah kahvaltısı yapmıyorum. Ama saatimi de açtım. Sabah kahvaltısı ben yapmıyorum. Çok nadir mesela. Ama saat böyle 11-12 gibi tamam. Anam öğleni geçti saat. Başladım böyle titremeye. Titrek akçeler gibi. Zor attım kendimi buraya. Üstümü bile değişesim gelmedi. Dedim önce karnımı bir doyurayım. Ondan sonra üstümüzü değiştirir. Rahat rahat otururuz. İşimize bakarız. Hadi öt gari öt. Oh. Evet, hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Bir başka vlogda, bir başka... Ay titredim ya kız. Anam bir küp yuttum, mideme oturdu yemin ediyorum. Ay bir tanesi de oradan demiş ki, Mükü'yle biz yemek yerken eski vloglarda açlıktan kıtlıktan çıkmışık gibi. Ay canım sana ne, belki kıtlıktan çıktım, belki yoktu, yiyemiyordum. Yiyecek ekmeğim yoktu dermişim. Yemiyoruz biz çok acıkıyoruz, ondan sonra birden gömülüyoruz. Sen şey ye, kibarcık ye. Sen boş ver bizi, nasıl yiyeceğimizi. Hadi öptüm hepinizi, görüşmek üzere. Bye.